Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. Kasım 2023 etkilerine ne dilerseniz hep beraber bakalım. 4 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Satürn retro hareketini bitirecek, ileri hareketine başlayacak. 0 dereceden itibaren ilerleyecek 19 dereceye kadar, sonra tekrar retrosu olacak 29 Haziran 2024 tarihinde. Şimdi ben Satürn'ün balık burcundaki transitine dair etkide çok detaylı bir şekilde aktarmıştım. Tekrar değinmeyeceğim o yüzden. Fakat burada retrosunun bittiğinin ve ilerleyeceği derecelerin bilgisini aktarmak istedim. Çünkü burada gezegenleri olan arkadaşlarımız olabilir. Şimdi geçelim bu görselde asıl anlatmak istediklerime. 3 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Güneş ve Jüpiter'in 7. evinizdeki Jüpiter'in karşıtlığı oluşacak 10 derecede. Aynı zamanda 4 Kasım'da da sizin burcunuzdaki Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı oluşacak 21 derecede. Ve yine 4 Kasım tarihinde Venüs ve Neptün'ün karşıtlığı oluşacak 25 derecede. Çok çok önemli. Bir kere iş konusundan bahsedelim öncelikle, para konusundan. Jüpiter şöyle göstereyim. Sizin ikinci evinizin yönetici gezegeni olduğu için özellikle parayla ilgili konularda, işle alakalı anlaşma ve sözleşmelerinize dair konularda çok dikkatli hareket etmenizi öneririm. Yani bir anda böyle fevri verilen kararlar ya da daha özgürleşmek adına atılan adımlar ya da dürtüsel davranarak yapılan girişimler sonrasında sizi pişman edebilir. Yani burcunuzdaki Mars'ın etkisiyle özellikle böyle bir anda karar verebilirsiniz. Fazla düşünmeden, irdelemeden anlaşma ve sözleşmeleri imza atabilirsiniz. Bununla ilgili sonrasında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ya da öncesinde atmış olduğunuz imzalarla ilgili bir takım ifşalar olabilir. Bilinmeyen taraflarını görebilirsiniz. Bu sizin hoşunuza gitmeyebilir. Ve yine burada fevri davranmamanız gereken bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Her ne yaşarsanız yaşayın, yani ifşalar olsun ya da ne bileyim yeni anlaşma sözleşme koşulları olsun ya da parayla ilgili işle alakalı yeni durumlar olsun, hiç fark etmiyor. Lütfen eline boyuna düşünerek bütün her konuda kendinizi garanti altına alarak hareket etmeye çalışın. Burada Mars'ın biraz böyle önce yap sonra düşün enerjisi olduğu için dürtüsel yaklaşmaya sebep olabilir. Bunlardan uzak kalıp tam tersi diplomatik kanalları kullanarak ve stratejik hareket ederek her türlü kendinize iş konusunda, para konusunda garanti altına alarak hareket etmenizde yarar var. Ve bilmediğiniz konularla ilgili lütfen yatırım yapma kararı almamaya dikkat edin. Özellikle ayın 8'ine kadar. Şimdi az önce bir etkiden daha bahsettik. Burada görmüş olduğunuz gibi 11. evinizdeki Venüs ve 5. evinizdeki Neptün'ün karşıtlığı var dedik. Aşk konusunda da dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Zaten 1-7 aksında oluşan bu karşıt durumlar, ilişkiler, evlilikle alakalı bir takım böyle kavgalar, zıtlaşmalar vesaire sürtüşmeler yaşanabileceğinin habercisi. Bir de burada Venüs'le Neptün'ün karşıtlık yapması kafaların da karışabileceğinin göstergesi. Yani bir takım böyle alınan haberler, duyumlar, ifşalar, özellikle buradaki Merkür ve Uranüs'ün karşıtlık yapması bir takım geçmişe dair bilgilerin ortaya çıkabileceğini de gösteriyor. Bilinmeyenlerin ortaya çıkabileceği bir dönemde olduğunuzu da gösterebilir. Ya da bazıları size yalanlarla gelip kafanızı karıştırmaya da çalışabilir. Her ne olursa olsun yine dediğim gibi sakin kalarak, enine boyuna düşünerek, iyice araştırarak hareket etmeye çalışın. Eğer siz yalan söylüyorsanız, bu dönemde söylemişseniz onlar ortaya çıkabilir. Ya da birileri size yalanlar söylediyse bununla ilgili hesaplaşmalarınız, yüzleşmeleriniz olabilir. Bunun hesabını sorabilirsiniz karşı tarafa. Ve hani varsa da böyle bir durum, bu sizi bu sizin öfkeye kapılmanıza sebep olabilir. Her türlü stratejik davranın. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yani sizin burcunuzda olacağı için bu karşıtlığın bir tarafı. Burada öfkeyle kalkan zararlı oturur diyoruz ya. Öfkeyle kalkan düşmanlıkla oturacak. Özellikle bunu söylemek isterim. Burada diliniz biraz böyle intikam almaya yönelik çalışabilir. Plüton'da analitik derecelerde 3. evinizde olduğu için. Ama siz temkinli yaklaşın, stratejik davranın, kimsenin eline koz vermemeye çalışın, her duyduğunuza da inanmayın, hem aşk konusunda hem evlilik hem de para konusunda, kariyer konusunda temkinli olmanız gereken bir dönemdesiniz, özellikle Kasım ayının ilk haftası. Şimdi geçelim diğer etkilere.
8 Kasım tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs sizin 12. evinizde terazi burcunda transitine başlayacak. Bu etkiler yavaş yavaş dağılmaya başlayacak diyebiliriz. Venüs 12. evde ilham ve sezgilerinizin arttığı, başkalarının ruhsal durumunu rahatlıkla anladığınız, sevdiklerinize yardım etmekten keyif aldığınız bir döneme işaret eder. İlişkilerde ise geçmişte tanıdığınız birinden teklif alabilir, birine gizlice aşık olabilir ya da uzakta bulunan biriyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ayrıca gizlice başlatılan bir ilişkinin bu etki altında gerçekleşmesi de olasıdır. Birine karşı karmik bir çekim hissedebilirsiniz veya bir şekilde yardımınıza ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz birinden etkilenebilirsiniz. Aşık olduğunuz kişinin mesleği hastaneler, hapishaneler, denizcilik, sanal alem, sanatsal faaliyetler, ruh bilimleri ve metafizikle ilgili olabilir. Bu alanlarla ilgili mesleklerde çalışıyorsanız maddi yönden kazançlarınızda artış olabilir ya da anlaşmazlıklarınızda çözümler getirebilirsiniz. Olumsuz etkilerde ise bitmiş ya da uzakta olan ilişki özlem duygusu, ilişkiye dair endişeler, sırların ortaya çıkması, yaşanan hayal kırıklıkları, hatta ilişkinin bitmesi anlamına gelebilir. Bu dönem sevgiyi paylaşmak yerine yalnızlık ihtiyacı artacağından, daha sonra pişman olabileceğiniz radikal kararlar almak yerine biraz zamana yaymak yerinde olabilir. Ayrıca size gizlice düşmanlık etmek isteyecek kadınlar, kız kardeş ya da kız kardeş figürü taşıyan kişilerle ilgili kişilere karşı daha dikkatli olmakta fayda var. Parayla ilgili konularda yanılgılara ve kandırılmaya da açık olduğumuz bir dönemin işaretçisidir yine. Burada da parayla ilgili konularda dikkat etmeniz gereken bir dönemde olduğunuzun altını çizmem gerekiyor sizin için bir kez daha. Ve aynı zamanda şunu da belirtmeliyim ki burada hem Venüs'ün 12. evinizde olması, aşkla ilgili, parayla ilgili kadersel ya da karmik durumların devrede olduğunu gösteriyor. Hem de Güney Ay düğümünün burada olması bu etkiyi aslına bakarsanız 2 ile çarpıyor diyebilirim. Yani siz her ne yaşarsanız yaşayın aslına bakarsanız geçmişte iyi ya da kötü nasıl bir karma yarattıysanız bununla ilgili bir döngü yaşıyorsunuz manasına geliyor. Ve burada ayın sonunda özellikle 29 Kasım tarihinde Venüs ve Güney düğümünün kavuşumu yapması 24 derecede kavuşumu yapacaklar. Bunun detaylarını ben çok öncesinde çekmiştim. Başka detaylar da var orada. Bütün bu transit boyunca yani düğümlerin transitleriyle alakalı çok detaylı bilgiler aktarmıştım. Videolar çekmiştim. İzlemeyen arkadaşlarımızın mutlaka izlemesini tavsiye ederim. Burada Güney düğümle kavuşum yapması yine geçmişle alakalı para ve ilişkiler konusunda bir yüzleşmenin yaşanabileceği ya da bir bitişin komple bir devrin kapanabileceği manasına gelebilir. Mevcut ilişkinizle alakalı bir bitiş yani bir noktalanma sürecini yaşatabilir. Bu kadersel bir şekilde kadersi buna getirebilir. Böyle bir noktaya getirebilir. Ya da bir döngüyü kapatabilir ilişkinizde diyebiliriz. Yani burada çok önemli bu transit 7. evinizin yönetici gezegeni olduğu için hem de burada karşıtlıklar öyle özellikle ilişkilerinde problem yaşayan arkadaşlarımız için ilişkiyi bitirebilir ya da dediğim gibi bir döngüyü kapatıp yeni bir sayfa açabilirsiniz. Böyle bir durumu da işaret edebilir aynı zamanda. Tekrar edelim tarihleri 8 Kasım 4 Aralık. Önemli çünkü bu tarihler. Evet şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 10 Kasım tarihinde ise Merkür Yay burcuna geçiyor. Görmüş olduğunuz Merkür Yay burcunun 2. evinize geçiyor. 1 Aralık tarihine kadar Merkür Yay burcunda 2. evinizde olacak. Bu transitle beraber yeni iş teklifleri almak, yeni bir işe başlamak, ekstra gelir kapısı yaratmak, yeni bir iş kurmak, paranızı farklı bir biçimde değerlendirme kararı almak, gelir getirecek mal mülk almak, itibar yaratmak, özgüven tazelemek, onurlandırılmak ve değerli olduğunuzu hissetmek, tabularınızı ve değiştirmekle zorlandığınız huylarınızı değiştirmek adına bir girişimde bulunmak, daha emniyetli bir yaşamın altyapısını oluşturmak için adımlar atmak, kendinize değer katmak için diploma ve sertifika almak, harcamalar yapmak ve birilerinin sizden borç istemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Sonrasında ise 13 Kasım tarihinde sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep burcunda 20 derecede az önce bahsetmiş olduğum gibi sizin burcunuzda çok çok önemli.
sizin hayatınızla ilgili yepyeni bir döngünün habercisidir. Bu dış görünüşünüzle de ilgili olabilir, özel hayatınızda ilgilendirebilir, iş hayatınızda ilgilendirebilir. Örneğin hani Mars 1. evde yeni bir spora başlamak, sportif aktivitelerle alakalı bir döngü işaret edebilir. Yeni bir işte fitness programı vesaire, bunlarla alakalı bir başlangıcınızın olabileceğini anlatır. Ya da bir cerrahi müdahaleyi anlatabilir. Özellikle Mars sizin 6. evinizin yönetici gezegeni olduğu için, 6. evde kronik sağlık problemlerimizle ilgili olduğu için bunlarla ilgili bir cerrahi müdahale gerektirebilir. Ya da yine 6. ev bizim beslenme alışkanlıklarımız, diyet fitness gibi uygulamaları ifade ettiği için yeni bir diyete başlayabilirsiniz. Yeni bir beslenme programına başlayabilirsiniz aynı şekilde. Yani vücudunuzu şekillendirmek, dış görünüşünüzle alakalı değişiklikler yapmak istiyorsanız buradaki bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Bunun dışında yeni bir hizmet alanı olabilir işinizle alakalı olarak. Yeni bir şubeniz değişebilir. Yeni bir sektöre giriş yapabilirsiniz. Ya da farklı bir konuyla alakalı, yani yeni bir işe başlayıp, yani Mars başlangıçları temsil ettiği için yeni bir işe başlamak, atılım yapmak, kendi işinizi kurmak gibi bir süreci de başlatabilir. Yani artık iş hayatınızdan sıkıldınız, ben kendi işimi kurmak istiyorum, istediğimi yapmak istiyorum diyorsanız bununla ilgili resmi bir başvuru ya da ilk adımın atılması gibi bir süreci getirebilir. Ya da yeni bir ilişkiyi anlatabilir. Bu ilişki de böyle çok hızlı gelişen, bir anda hayatınıza giren bir ilişki olabilir. Jet hızında giren, hayatınıza giren yeni bir ilişkinin de habercisi olabilir. Ve bu ilişkide tutku, çekim çok ön planda olacak demek oluyor. Buradaki Mars'la kavuşum halinde gerçekleştiği için bir anda böyle hızlı gelişen cinsellik ve çekimin ön planda olduğu bir ilişkiye adım atabilirsiniz manasına gelecektir. Ya da ilişkilerle ilgili bir, eğer evliyseniz, ya da herhangi bir, yani normalde bir ilişkiniz varsa, ilişkilere dair yeni bir döngünün de habercisi olabilir aynı zamanda. Yani 1. evde olduğu için hem dış görünüşünüz, hem iş hayatınız, hem de hayallerinizle ilgili yeni durumlar ya da ilişkiniz, evliliğinizle alakalı yeni bir dönemin başlangıcıdır diyebiliriz. Özellikle dediğim gibi ilişkisi olmayanlar içinse yepyeni bir ilişki ve çok hızlı gelişen bir ilişki manasına gelebilir. Bu her neyi hayatınıza dahil ediyorsanız burada güçlü bir şekilde yapacağınızı da söyleyebilirim. Çünkü görmüş olduğunuz buradaki Güneş ve Mars 25 derecede de tam kavuşum yapacak 18 Kasım tarihinde. Bu da demek oluyor ki güçlü kişilerden de destek alacaksınız. Aynı zamanda her neyi başlatıyorsanız böyle sizi parlatacak, ön plana çıkartacak bir durumda habercisi olacak aynı zamanda. Sonrasında ise 24 Kasım 2023 tarihinde görmüş olduğunuz Mars 2. evinizde Yay burcunda transitine başlayacak. Güneş de orada, bakın. 22'sinden itibaren Güneş de 2. evinizdeki transitine başlayacak. Bir ay boyunca orada kalacak. Fakat Mars daha uzun kalacak. 24 Kasım 2023 4 Ocak 2024 tarihleri arasında Mars 2. evinizde olacak. Merkür de orada. Demek ki 2. evinize dair çok önemli gündemleriniz var. Mars 2. evde sahip olduklarınız ve olmak istediklerinizin önemini artırır. Daha fazla para kazanmak, daha fazla şey sahip olmak isteyebilirsiniz. Hırsınız da esas olarak para tarafından yönlendirilecek bu süreçte. Bunu başlatacak manasına gelecektir. Ne kadar çok paranız olursa o kadar kendinize güvenirsiniz. Bu geçiş sırasında maddi istikrarınız için daha fazlasını yapmaya istekli olabilirsiniz. Yeni iş görüşmeleri yapmak, daha fazla para kazandıran projelere ve sektörlere yönelmek, mevcut projeleri hızlandırmak, mevcut gelirlerinizle ilgili yeni yatırım kanalları denemek veya ekstra para kazanmanın başka yollarını aramak gibi etkiler yaratır. Daha çok kazanmanıza ve değerinizi arttırmanıza yardımcı olacak diploma ve sertifikalar almak gibi etkiler de ortaya çıkabilir. Ayrıca itibarınızın artması, onurlandırılmak, değerinizin bilinmesi ve özgüven tazelenmesi gibi durumları da tetikleyebilir. Olumsuz manada ise gereksiz harcamalar, düşünmeden verilen borçlar, ödemekte zorlanacak krediler almak, paranızın gasp edilmesi, para yüzünden insanlarla çatışmalar yaşamak gibi durumları ortaya çıkartabilir. Paranız ve sahip olduklarınızla ilgili vereceğiniz her kararda acele etmeden, enine boyuna düşünerek hareket ederseniz elbette sonrasında problem yaşamazsınız diyebiliriz.
geçelim bir sonraki etkiye. Sonrasında ise 27 Kasım tarihinde İkizler Burcu'nda sizin de 8. evinizde bir dolunay gerçekleşecek 4 derecede. Tekrar edelim, 8. evinizde 4 derecede İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylarda biliyorsunuz kapanış etkisi yaratır. Hangi konularda projeleri başlattıysanız ya da girişimleriniz varsa onların artık olgunlaşıp nihayetlenmesi, finalize edilmesi ya da bazı kişi ya da durumların komple hayatınızdan çıkması gibi durumları işaret eder ve biraz gergin etkiler taşır. Karşı karşıya gelen gezegenlerden ötürü, aynı zamanda kare açıları da var, Satürn'ü görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla biraz geleceksiniz ama bazı veda etmeniz gereken kişiler var demek ya da artık bazı süreçlerin sonuna gelmişsiniz manasına geliyor. Şimdi 8. ev bir kere bizim başkalarından almış olduğumuz paralarla alakalıdır. Bunlar bankalardan almış olduğumuz kredili borçlarla ilgili olabilir. Ya da miras, nafaka, eş üzerinden almış olduğumuz paralarla ilgili olabilir. Bunlarla ilgili bir takım bitişler, işte bazı işte süreçlerin sonlanması ya da bazı durumların komple hayatınızdan çıkması, mirasla ilgili örneğin hani tartışmalar vesaire, sorunlu durumlar varsa işte sıkıldım artık uğraşmak istemiyorum ya da herhangi bir kararla bu durumu finalize edebilirsiniz. Bu gündemle tanıştığınız, muhatap olduğunuz kişilerle artık bundan sonra görüşmeme kararınız olabilir. Ya da işte sigorta, vergilerle ilgili konular, muhasebeyle ilgili konular ya da cerrahi müdahale gerektiren sağlık sorunlarınız varsa bunlarla ilgili bir operasyon vesaire geçirip bundan artık kurtulma gibi bir durumu da aynı zamanda işaret edebilir. Ya da cinsel deneyimlerle ilgili süreçlerdir. Bunlarla ilgili bir tamamlanma varsa, bir tedaviniz vesaire ya da böyle bir durumun yaşanması bir cinsel deneyim manasına gelebilir. Hamilelik süreçleriyle alakalıdır. Hamile olduğunuz bilmiyorsanız bu süreçte öğrenebilirsiniz ya da doğumla ilgili bir süreci de tetikleyebilir aynı zamanda. Başka katıldığınız müsabakalarla ilgili bir final olabilir. Ya da ikili ilişkiler üzerinden yaşamış olduğunuz aldatma da aldatılmaların ortaya çıkması gibi bir durumu da tetikleyebilir. Çünkü o da olgunlaşan bir süreç olduğu için bunu artık öğrenmeniz, bununla yüzleşmeniz gibi bir durumu da ortaya çıkartabilir. Aynı zamanda bu tarz bir durum yaşıyorsanız eğer. Başka söyleyebileceğimiz, bu durumun yaşanması sonucunda ayrılık kararı da verebilirsiniz. Böyle bir sorunlu ilişkiniz varsa sizi böyle aldatan vesaire ya da siz aldattıysanız karşı taraftan da ayrılık kararı gelebilir. Böyle bir durumla beraber bir finalde yaşanabilir aynı zamanda. Başka burası danışmanlık aldığımız böyle psikolojik danışmanlık ya da astroloji danışmanlığı ya da spiritüel konularla ilgili almış olduğumuz danışmanlıkları da gösterir. Bunlarla ilgili bir ihtiyacın ortaya çıkması ya da varsa artık danışmanlığın bitirilmesi, bu sürecin tamamlanması gibi bir dönemi de getirebilir. Ya da en olumsuz manada burası doğumla, ölümle ilgili olduğu için hayatınızdan birisinin maalesef, yani bu finalin maalesef kayıp şeklinde yaşanması gibi bir durumu da tetikleyebilir. Tabii elbette herkes bunu yaşayacak diye bir durum söz konusu yok. Burada Plüton'unuz olabilir, ne bileyim Satürn'ünüz olabilir, Mars'ınız olabilir. Çok zor etkileriniz vardır. Bu şekilde bir durumu da tetikleyebilir ama bu bahsettiğim gibi yani en olumsuz manası herkes bunu yaşayacak diye bir durum söz konusu değil asla. Fakat hayatın içinde bu da olduğu için bunu da belirtmek zorundayız. Evet. Genel olarak bu şekilde herhalde, evet, hepsini anlattım. Başka bir şey yok, ekleyeceğim. Ha, bir de böyle sizden gizlenen bir sır varsa onu da ortaya çıkartabilir. Onu da unutmayalım. Hani burası sırlar evi olduğu için özellikle böyle sizden gizlenen bir şey varsa, gizli saklı yapılan bir şey, o da onu da ortaya çıkartabilir aynı zamanda. Evet, genel olarak bu şekilde. Umarım her ne yaşarsanız yaşayın. Gördüğüm kadarıyla önemli başlangıçlarınız var. Sizin hayrınız olur umarım. Her ne yaşarsanız yaşayın. Kasım ayında sizin hayatınıza giren çok olumlu, hayrınıza güzel gelişmelerin tetiklendiği güzel bir zaman dilimi olur umarım sizin için. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa 2024 videolarını da çekip kanalımda yayınladım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.